Herkese merhabalar sevgili dostlar. Ailenizin kuaförü Orhan Koçyiğit'in kanalına hoş geldiniz. Bundan önceki yüklediğim video gerçekten iyi reaksiyonlar aldı. Çok iyi yorumlar geldi ee, ve beğeniler bayağı arttığı için artık devam edeceğiz. Bugünkü formülümüz ne olacak ondan bahsedelim. Bugünkü formülümüz Elçin Sagu'nun saç rengini yakalayacağız arkadaşlar. Nasıl yakalayacağız hemen anlatalım. Buradaki e, renklerden bahsedelim. Tabii bana şunu söylüyorlar. Çok fazla renk karıştırıyorsun diye. Bakın renk karıştırmamın en büyük sebebi bu, buradaki renklerin hepsinin bir dengesi olduğu için dengelemek zorundayız. Yani tek bir renk sıkarak da e, o dengeyi tutturmak kolay değil. Bu sefer ana renkten de destek alacağız. Bakın 8-1 küllülük veriyor. 8-2 ee, gerçekten yumuşak soğut bir renk çıkardığı için ben e, bu konuda mütefazı olmayacağım birçok kuaför izledim ünlü kuaförleri izledim yani e, göz önünde olan kuaförlerin bebek sarısını bebek kumralını çıkardığını izledim mesela saçı açıyordu 9-1 ile bebek sarısı çıkardığını düşünüyordu söylüyordu. Ben asla böyle düşünmüyorum. Çünkü bebek sarısının 9 1 yani biliyorsunuz küllü renkler mat renklerdir sevgili dostlar. Mat renklerle bebek sarısı bebek kumralının çıkması mümkün değil. Bebek Çünkü eğer gerçek anlamda bir bebek sarısından bebek kumralından bahsedeceksek orada mutlaka bir softlaş yumuşatmamız lazım rengi. Nasıl yumuşatacağız? Tabii ki onun içine biraz 8 kattığımız zaman gerçekten e, küllü rengi inanılmaz bir yumuşaklık veriyor küllü renge. Neyse konuyu lafı çok uzatmayalım. Şimdi 81'den sıkacağız. 2 gram 81. 2 gram 83 sıkacağız. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Hani bana şey soruyorlar. Tüm saçta nasıl bir formül uygulayacağız? Daha önceki videolarımda da bahsettim ama bunda da bahsedeyim. Şimdi 2 gram 8-1, 2 gram 8-3 sıktık. Öyle değil mi? Ne yaptı? Ya şöyle hesap edin. Siz 2 tüp getirecekseniz 1 tüp şeyden sıkacaksınız. 8-1'den 1 tüp de 8 sıkacaksınız. Bu şekilde hesaplamalısınız. Yani Orantıyı bu şekilde çoğaltacaksınız. Bu gerçekten hani bunu hesaplamak zor bir şey değil. Atıyorum sizin seçinizle 4 tüp mü yetecek? 2 tüp 8 3, 2 tüp 8 1'den sıkacaksınız. Peki 8 8 9 2'den ne kadar sıkacağız? 1 gram. Evet, 1 gram. Çok az. Yani 1 gramdan belki daha 8-1 sıkacağız. Bu yeter. Yani 8-1'in amacı, e, ana renklerin amacı, rengi sabitlemek, yani derinlik kazandırmak arkadaşlar. E, amaç budur. E, 8-3 ile 8-1 ile 8-3 karıştırmamın sebebi de e, o rengi dengelemek. Yani e, çünkü bakın e, Elçin Sagu'nun son rengine bakın, orada bir ee, sarı yani e, dore yansımayı da küllü yansımayı da göreceksiniz orada ve bir parlaklık var tabi o saçta aynı zamanda şey de var e, omre de yapılmış biliyorsunuz e, elçin sagunun seçini ahmet çoban Bay ahmet çoban yapıyor e, e, ve gerçekten benim e, kuaför camiasında böyle gıbdayla takip ettiğim kuaförlerden bir tanesidir en başta gelenidir çünkü çok klas bir kuaför yani Kuaför camiasının bana göre en klas kuaförü Ahmet Çoban. Bunu belirteyim. Hayranlıkla takip ediyorum o Ahmet Çoban'ı. Seviyorum yani. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 10 volüm oksidan kullanıyoruz. <laughs> Bakın 10 volüm oksidan ne yapıyordu? 10 volüm oksidan pi renk pigmentlerini çok fazla şişirmediği için daha doğala yakın renkler daha soft yumuşak renkler çıkartıyorduk. Doğru mu? Şimdi şöyle az daha koyalım ve e, o yüzden 10 volüm oksidanı tercih ediyoruz. Eğer biz 20 ya da 30 volüm tercih edersek bu renkler e, istediğimiz gibi doğallıkta çıkmayacak. Daha parlak çıkacak evet ama istediğimiz doğallığı yakalayamayacağız. Çünkü 20 ya da 30 volüm pigmenti daha agresif hale getirdiği için e, istediğimiz sonucu en azından benim istediğim sonucu vermeyecek. <laughs> Şimdi karışımımızı yaptık. E, saçımızı nereye koyduk onu bulmamız lazım. Evet, saçımız bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse 10 bazına kadar açılmış bir saç. Şimdi hemen uygulayacağım. Daha sonra da rengi hep birlikte değerlendireceğiz. Sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Sizler de değerlendirmeyi tabii ki yorum olarak yapabilirsiniz. Yani şöyle videoların altlarına bakıyorum. Bazen beğenmeyen kişi sayısı çok fazla değil açık söyleyeyim ama Onlardan rica ediyorum bu hani rengi beğenmeyen ya da videoyu beğenmeyen kişiler neden beğenmediklerini yorum olarak yazarlarsa çok sevinirim. Hani bu en azından açık sözlülük de olur. Neden beğenmedik? Bunun açık sözlülüğünde koymuş olurlar ortaya. Çok sevinirim. Yani eleştirin. Hakaret etmeden, kırmadan, dökmeden eleştiriyi, her türlü eleştiriyi açığız. Ama gene söylüyorum. Çünkü bazı insanlar eleştiriyi hakaret sanıyorlar. Yani hakaretle eleştiriyi karıştıran insanlarımız olduğu için e, bunu vurgulamak zorunda kaldım kusura bakmayın. Hakaretle eleştiriyi karıştırmadan e, eleştiriyi dozunda yaparak güzel eleştiriler, olumlu eleştiriler. Yani olumlu derken hani beni övün anlamında değil. Yani gerçekten ciddi anlamda tarafsız bir eleştiri yaparsanız hakaret etmeden çok sevinirim. Hani bazen bakıyorum beğenmeyenler oluyor. Bu beğenmeyenlerin fikirlerini çok merak ediyorum ben. Lütfen yazınız. Yazmazsanız da canınız sağ olsun. İzlemeye devam edin o zaman. Evet. Rengimiz bu sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi formülden bunu çıkarmayı başardık. Şimdi e, bu kadar rengi neden karıştırıyoruz? Bakın arkadaşlar burada aralarda ışıltı gibi parlayan o yansıma rengi nedir biliyor musunuz? Size söyleyeyim hemen. Bej rengi. Burada küllünün ve altın renginde e, yansımalarını hafif hafif görüyoruz. Dediğim gibi ana renkte bir derinlik katıyor saça. E, Elçin Sago'nun saç rengi de e, eğer şeyi saymazsak aralardaki o sarıları saymazsak zemin rengi bu ton arkadaşlar. Yani biliyorsunuz Elçin Sago en son saç rengi bakırdı. Bakırdan e, bu renge döndü. Ve gördüğünüz gibi biz de onu e, ben yakaladığımı düşünüyorum. Tabii ki burada sizin fikirleriniz çok çok önemli. Hani de siz de fikirlerinizi beyan ederseniz çok sevinirim. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Acaba gerçekten Elçin Sagun'un saç rengini yakalamış olabilir miyiz? Ee, ne diyorsunuz? Ee, bana göre yakaladık. Orada sıkıntı yok. Sizin de fikirlerinizi almak istediğim için bu şekilde söylüyorum lütfen yorum olarak belirtirseniz, beyan ederseniz beğenmediğiniz taraflarını da beyan edin, belirtin. Tabii ki bu ışığa vurdukça değişecek bir renk ama dediğim gibi Elçin Sagun'un saç rengi zemin renginden bahsediyoruz. Tabii bunun aralarına eee röfle gibi bir durumumuz olmadığı için küçük bir parçada deniyoruz. İsteyen olursa büyük parçalarda daha güzel saçlar deneyebiliriz. Aslında Tabi isterim ki pupetler üzerinde deneme yapayım. Hani gerçek saç üzerinde her müşteri tutup da bu rengi istemeyebilir. E, pupetler üzerinde deneme yapmayı çok isterim ama maalesef e, pupetlerimiz de olmadığı için Elimizde. Umarım birileri bizim e, bu şeyimizi duyar, bize destek olur ve biz de daha güzel sonuçlar çıkarmak için daha net verim alabilmek için küçük parça saçlarda değil de daha büyük saçlarda daha hani normal bir saçta denemeler yaparak o renkleri bir bütün saçta görmek çok daha güzel olur. Gerçekten çok daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Ve bu rengi de sizinle paylaşmak istedim. Şunu duyurayım. Bir önceki videom başladı söyledim. Çok iyi reaksiyon aldı. Artık içerik olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Sizden tek ricam desteklemeye, yorum yapmaya, beğeni yapmaya devam edin ve benden de formül videoları gelmeye devam etsin. Tek ricam bu. Başka bir şey istemiyoruz. Tutup da sizden binlerce lira para istemiyoruz. Size eğitim vereceğiz işte şu kadar para verin demiyoruz. Sadece sadece yapmanız gereken şey çok basit. Yorum ve beğeni. Bu kadar. Çok çok hani bir şey istemiyoruz. Ama bu yorum ve beğeniler yaparken dikkatli olun arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra yani videoyu izleme aşamasında yaparsanız en azından videoyu birkaç dakika izledikten sonra bir yorumları beğenileri yapmaya başlarsanız çok iyi olur. Çünkü izlemeden yorum ve beğeni yaparsanız bunlar spam'a düşüyor. Youtube bu yorum ve beğenileri geri alıyor. bunu bilgisini de vereyim. Evet formülümüz de bu şekildeydi. Formülümüzü ortaya çıkardık. Sizlere sunduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.